Ladikli Ahmet Hüdayi Kuddise Sirri Hazretlerinin huzurundayız. Maneviyat yolunun inceliğinden söz açılıyor. Efendi Hazretleri bu yola kabul edilecek ve kendisine vazife verilecek kimselerin imtihana tabi tutulmasından bahsediyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Yeryüzünde her zaman bir kutup sağ ve sol cenah olmak üzere üçler yediler, kırklar, üç yüzler ve ricali gayb bulunur. Bunlardan birisi vefat ettiği zaman yerine münasip görülen bir kimse getirilir. Lakin bu tayin öyle gelişi güzel yapılmaz. Bu makama hazır hale gelmeden getirilecek olursa tahammül edemez ve zarar görür. Bu sebeple bir hayli kursa tabi tutulur ve birçok imtihandan geçirilir dediler. Ve bu mevzuyu müşahhas hale getirmek için şu vakayı naklettiler. Kırklardan biri vefat etmiş ve onun yerine alınması düşünülen kimseyi imtihan etme işi bize verilmişti. İki arkadaş İstanbul'un Mahmutpaşa semtinde manifaturacılık yapan o şahsın dükkanına gittik. Kumaş alma bahanesiyle raftaki toplardan birini indirttik. Kumaşı açtı, biz baktık ve bunu beğenmedik şu topu indir dedik. Onu indirdi ve kumaşı açtı. Biz bunu da beğenmedik. Şu topu indir diyorduk. Ama kızıp da bize çıkışacak ve imtihanı kaybedecek diye içimiz sızlıyordu. Tatbik ettiğimiz bu usulle rafların tamamındaki kumaş toplarını birer birer indirttik. Baktık ve kusura bakma kumaşlarını beğenmedik dedik. Dükkan sahibi olan o zat siz kusura bakmayın. Çünkü ben sizin aradığınız kumaşı bulup veremedim dedi. Biz Allah'a ısmarladık deyip yanından ayrıldık. İmtihanı kazanmış olduğu için sevinçliydik. Neticede bu zat kırklar mevkiindeki evrarın saflarına katılmıştı.